İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Harber şehrinde sel. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti kararıyla Savunma Bakanlığı'na bağlı Bert Askeri Hastanesi oluşturuluyor. Artsakh'ın sanayi üretiminde %29 artış kaydedildi. İtalya parlamentosunda Ermenilere karşı uygulanan soykırım konferansı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki varlığını arttırıyor. Matyan Wohbert-Kutyan kitabının flamenkçe çevirisinin ilk kısmının sunumu Hollanda'da gerçekleşti. Bugün Uluslararası Anıtlar ve Tarihi Mekanlar Günü. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ şehrinde şiddetli sağanak akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı ve kısa sürede caddeleri göle çevirdi. Yetkililer sel tehlikesi konusunda uyarıda bulundular. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin bugün 18 Nisan'daki oturumunda Savunma Bakanlığı'na bağlı Bert Askeri Hastanesi'nin kurulmasına karar verildi. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu kararı devlet bütçesinden harcamalar gerektirmiyor çünkü yeni kadrolar yaratılmayacak. Hastane, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın askeri hastanesi temelinde ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet bütçesinden Savunma Bakanlığı'na ayrılan fonların harcaması pahasına kurulacak. Artsakh Press muhabirinin belirttiğine göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan 17 Nisan'da parlamentoda yapılan genel oturumda yaptığı konuşmada Artsakh Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre %29 oranında büyüme kaydedildiğini, yaklaşık 125 milyar dram değerinde endüstriyel ürün gerçekleştirildiğini ifade ederek sanayinin Artsakh ekonomisinin en önemli temellerinden biri olduğunu vurguladı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan sanayi üretimi yapısında bir önceki yılda olduğu gibi en büyük yeri %55'ten fazla madencilik sanayisi ile taş ocaklık sektörü alıyor. İmalat endüstrisi yaklaşık %23, elektrik, gaz ve su tahsisi yaklaşık %22 civarındaydı. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 21 artarak 416'ya ulaştı. Eleman sayısı 200 kişi artarak 6518'e yükseldi, dedi. İtalya parlamentosunun Salvador adlı salonunda İtalya-Ermenistan Parlamenterler Dostluk Grubu üyelerince Metzger'in Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan 100 yıl sonra başlıklı konferans düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin İtalyan Büyükelçisi Victoria Bagdasaryan açılış konuşmasında bulunarak İtalyan parlamentosunun 10 Nisan'da Ermenilere karşı uygulanan soykırımın tanınması konusundaki kararından dolayı milletvekillerine şükranlarını dile getirdi. Büyükelçi Ermenilere karşı uygulanan soykırımın uluslararası tanıma ve kınama sürecinin süreklilik arz etmesinin, soykırım konusunda inkarcı tutumun 21. yüzyıl değerler sistemine uymamasının ciddi bir itici gücü olması gerektiğini vurguladı. Büyükelçi Bagdasaryan bu adımla İtalyan tarafı Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmesine olan taahhütlerini üstlenerek insani değerlerine olan sadakatini ve sorumluluğunu teyit etti, dedi. Kürt Havar News haber ajansı, Halep'in kuzeybatı kesiminde bulunan Afrin'de Türkiye'nin askeri konumunu güçlendirdiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri radikal Kürtlerden korunmak için şu anda 3 metre yüksekliğinde duvar inşa ediyor. Ankara'nın Afrin ve çevresindeki bölgelerde politikasını yönettiği Ceyşal İslam grubu için bir komutanlık ve bir askeri kampın inşaatına da başladı. Ayrıca orduya sığınak sağlamak için bazı okulların yanı sıra birkaç konut binası da kapatılmış ve bölge sakinleri ve öğrenciler kovulmuştur. Kutsal Naregatsi Vakfı'nın girişimiyle Grigor Naregatsi dualarının geleneksel yıllık okuma töreni Amsterdam'daki Behinhofkapel Kilisesi'nde gerçekleşti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hollanda Büyükelçisi Dikran Balayan ve Katedral'in Başpiskoposu Aldo Cavalli törenin şeref konukları arasında yer aldı. Dördüncü kez düzenlenen etkinlikte Naregatsi'nin Matyan Wohbert-Kutyan'ın flamenkçe çevirisinin ilk kısmı takdim edildi. Matyan Wohbert-Kutyan'ın flamenkçe çevirisini gerçekleştiren Oxford Üniversitesi'nin Armenoloji Araştırmaları Profesörü olan Theo van Lint, Naregatsi'nin eserleriyle tanışma ve flamenkçe çevirisi arasında içten gelen duygularını ve ilhamını anlattı. Hollanda Ulusal Opera sanatçısı Soprano Juliette Alexanyan ve kanun sanatçısı Mehri Karapetyan etkinlikte performanslarını sergilediler.
Her yıl 18 Nisan'da kutlanan Uluslararası Anıtlar ve Tarihi Mekanlar Günü'nün sloganı "Tarihi Vatanımızı Koruyalım"dı. Dünya Miras Günü olarak bilinen kutlama 1982 yılında UNESCO'ya bağlı Uluslararası Anıtlar ve Gezi Yerleri Koruma Konseyi İKOMOS tarafından kuruldu. Etkinlik, dünya kültür mirasının savunma ve korunmasına halkın dikkatini çekmek için 1984'ten beri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu etkinlik, dünya mirasının çeşitliliği, onu koruma ve muhafaza etme çabaları hakkında halkın bilinçlendirilmesi için de bir fırsat yaratmış olacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aznev Hagopyan ve Nare Gazaryan tarafından seslendirilen Kelelao ve Nare Horot Yare adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.